hatta şey olsun, kamçılayıcı olsun ki herkes gidip oyunu kullansın. Mustafa, sizin şimdi çevrenizde... Benim başka bir önerim var. Mesela ileri yaşlılara, hastalara, engellilere bir öncelik tanınıyor. Bence bu seçimde gençlere de öncelik tanınsın. Bakın o sandıklar dolar gençlerle. Murat Bey, bugünkü iktidar gençlere oy kullandırmak istemiyor siz. Tam tersiniz. Onlar nasıl yapacak Yüksek Seçim Kurulu böyle bir şeyi? Yani bilemiyorum yani. Benim önerim daha hayır, partiler kendi, partiler bunu sağlayabilir mi? Sağlayabilirler. Tabii ki sağlayabilirler. Yani bakın şimdi Türkiye'de 194 bin onu açtım. 390 tane sandık var. Yani bu ne demek? 194 bin yaklaşık 200 bin diyelim. 1 milyon 200 bin kişiyi koyabilirsiniz oraya. Çünkü 194 bin sandığa altılı masanın her bir partisi bir kişi koysa, ben biraz Ütopya'dan bahsediyorum tabii, bu çok olası bir şey değil ama yani bir düşündüğünüz zaman pratikte olabilecek bir şey değil mi? 1 milyon 200 bin sandık müşahidi. Bu evet. Sandık müşahitleri çok önemli. Bakın gerçekten seçimin en önemli unsurlarından bir tanesi. Seçim güvenliğinin en önemli unsurlarından bir tanesi. Şimdi böyle baktığınız zaman hatta ben Cumhur İttifakı'nın da aynı şekilde sandıkların başlarına kendi müşahitlerini koymalarını isterim. Çünkü ne kadar çok kişi olursa hiç kimse yapamaz. Yani evet, bir tek aslında, şu taraf aslında yani, doğru. Hiç kimse yapamaz. Ama siz şimdi ben yaşanmış bir örnek, parti ismi de vermeyeceğim. Ya Kars'ta kaç kişi vardı? Kars'ta kimseyi bulamadık koymak için derseniz olmaz. Evet. Önemli. Ha, doğru. Ben Mustafa'ya bir şey sormak yani, istiyorum. Evet, bütün hazırlıklar teoride çok güzel. Şimdi bakın İstanbul'da mükemmel bir çalışma yapıldı. İstanbul 31 Mart seçimlerinde. Yani özellikle Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti'nin de şeyini yemeyelim. Onlar da çok sıkı çalıştılar. O İYİ Parti'nin teşkilatı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütü çok iyi çalıştı. Ve sonuçta bütün sandıklardan ıslak imzalı şeyleri seçim biter bitmez sandıklar kapanır kapanmaz 2-3 saat içerisinde ellerine aldılar. Ve inisiyatifi ele geçirdiler. Evet. Düşünsenize 13 bin oyla kazanıldı. Ben buradaki herkese soruyorum. Bir araştırmacı olarak soruyorum. Acaba bu ıslak imzalı tutanaklar toplanmasaydı seçimin sonucu Ekrem İmamoğlu'nun ben yana olur muydu? Çok kuşkulu. Çok zor. Hayır, zaten açıkladılar. Binali Bey kazandı diye. Poster evet. Bile astılar teşekkürler İstanbul diye. Doğru. Açıkladılar. Tabii doğru. Yani doğru yani oldu bitti yaratılmak istendi orada. Ya ben Mustafa'ya sormak istiyorum. Mustafa, senin çevrende, okulda bu seçime katılma oranıyla ilgili ya da istekle ilgili eğilim, hava nedir? Arkadaşlarının arasında. Benim bulunduğum alan tabii ki farklı olabilir diğer alanlardan. Çünkü az önce Murat Bey de bahsetti. Hani